paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Mısır ekmeği. Abi bak, arabamız çalışmıyor. Yollar kapalı. Çalışsa da gidemez. Mete, kızakla kayalım mı? Canım istemiyor. Mete, niye üzgünsün? Mısır ekmeği bitmiş. Evet, bizde de bitmiş. Üzülme Mete, fırına gider alırız. Fırında da kalmamış. Köyde hiç ekmek yok. Ama neden? Yollar kapalı. Babam mısır unlarını fırına götürememiş. Biz götürelim. Ama bizim arabamız yok ki. Kızağımız var. Çok güzel fikir. Hemen değirmene gidip babama söyleyelim. Hadi kızaklara binelim. Daha hızlı gideriz. Nilo'ya bak, mısır unu. Hasan amca, bunlar nereden geliyor? Mısır tarlasından geliyor. Mısırları değirmende öğütüp un yapıyoruz. Baba, evde hiç ekmek kalmamış. Fırında da yok. Hı hı, biliyorum oğlum. Yollar kapalı. Unları fırına götüremedim. Hasan amca, unları biz götürebiliriz. Evet, bizim kızağımız her yere gidiyor. Unları biz taşıyabiliriz. Aferin çocuklar. Çok güzel düşünmüşsünüz. Baba, bütün onları ver. Hepsini götürelim. Hepsini taşıyamazsınız. Bu kadar yeter. Fırına gidiyoruz. Dikkatli olun. Yağmurla büyür mısır, güneşle olgunlaşır. Yağmurla büyür mısır, güneşle olgunlaşır. Artık vakti gelince teker teker toplanır. Teker teker toplanır. Artık vakti gelince teker teker toplanır. Teker teker toplanır. Mısırlar değirmende öğütülür, un olur. Mısırlar değirmende kalmamıştı. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Mine. Sonra görüşürüz. Güle güle. Tüm köye mısır ekmeğini dağıttık. Birer ekmek de bize kaldı. Evet, bir de bu ekmek kaldı. Ekmek nefis. Mete, azıcık bize de bırak. Aa, bakın minik bir kuş. Onun da karnı acıkmış. Al bakalım. Afiyet olsun minik kuş. Ha 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 ha
Aa! Nilo'ya? Anneciğim, ben de tost pişimle bahçeye gidiyordum. Tabii yavrum. Ama bahçeye gitmeden önce görmeni istediğim bir şey var. Neymiş? Kapat gözlerini. Şimdi gözünü açabilirsin. Beğendin mi tokanı? Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi dışarı çıkıp oynayabilirsin. Görüşürüz anneciğim. Annemi üzmemek için söylemedim. Ama bu toka çok komik. Aynı kuş yuvası gibi. Öyle değil mi Tospiş? Nilo'ya! Mete geliyor. Beni böyle görmemeli. Nilo'ya, seni gördüm. Ağacın arkasındasın. Tokamı gördün mü? Toka mı? Ne tokası? Hani şu kafamdaki kuş yuvasına benzeyen komik toka. Kuş yuvasına benzeyen komik toka mı? Yoo, görmedin. Oh, görmemiş. Ama görmeyi çok isterim. Yok yok, olmaz. Görmezsen daha iyi. Ama seni görmezsem oyun oynayamayız ki. Oynarız. Mesela körebe oynarız. Hadi gözlerini kapat. Peki, öyle olsun. Beni yakalayamazsın ki. Şimdi yakalayacağım. Mine geliyor. Yakaladım. Mine? Aa, Nilo'ya nerede? Bilmem. Nilo'ya kümeste. Annem bana bir toka almış. Komik oldum, çok komik oldum. Hem de kocaman bir şey almış. Komik oldum, çok komik oldum. Olsun. Canım, annem beğenmiş yeter ki. Annem beğensin. Olsun. Canım, annem beğenmiş yeter ki. Annem beğensin. Kuşlar yuva yapacak sandım. Komik oldum, çok komik oldum. Rüzgar çıksa uçacaktım. Komik oldum, çok komik oldum. Çık artık, oyun oynayalım. Arkadaşlar, ben bugün biraz komiyim. Başka zaman oynarız. Ne oluyor burada? Nilo'ya kümesten çıkmıyor. Aa, neden? Çünkü biraz komikmiş. Kafasında kuş yuvasına benzeyen bir toka var. Sarı kanat, dur, yapma. Nilo, gerçekten çok komiksin. Tokan çok eğlenceliymiş. Sarı kanat, dur artık. Sizi güldürmek benim için bir zevkti. Nilo, çok komiksin. Haklısınız, gerçekten çok komiyim. Anneciğim. Efendim canım kızım. Anneciğim, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben bu tokayı biraz komik buldum. Seni üzdüysem özür dilerim. Doğru sözlü kızım benim. Hiç üzülür müyüm? Aksine doğruyu söylediğin için mutlu oldum. Canım annem benim. İstersen yarın beraber gideriz tokacıya. Hem böylece beğendiğin tokayı seçersin. Anneciğim, çok teşekkür ederim. Canım kızım benim.
çok güzel. Ah! Karda yürümek zormuş. Ah! Hı? Kim attı kar topunu? Şimdi seni bulacağım. Benden kaçamazsın. Mete! Yakaladım seni. Al sana. Oh! Güzel atıştın Loya. Geliyor kar topu. Hop! Vuramadı ki. Şimdi kocaman bir kar topu geliyor. Hop. Mete. Ne oldu Nilo'ya? Kedi. Miyav, miyav diyor. Minicik bir kedi. Minoş, acıktın mı sen? Ne diyor, acıkmış mı? Miyav. Aa, ne güzel bir kedi. Mete, bu kedi senin mi? Benim değil. Şimdi gördük biz de. Ay canım benim. Acıkmış galiba. Kapıya gelin süt vereyim. Geldi. Nilo'ya gel kardan adam yapalım. Evet, kardan adam yapalım. Kar yağdı doldu bahçelere. Üşüdük biraz koştuk evlere. Minoş, bunlar ne? Kardan adamın kolları. Akıllı kedicik. Bize yardım ediyor. Çok güzel olmuş. Ama üşütüp hasta olmasın. Anne bu tatlım miniş bizim olsun. Hep burada kalsın. Kalsın kızım. Minoş burada kalabilirsin. Sana sıcak bir yer hazırlarım. Hiç üşümezsin. Aa, Minoş'un annesi. Merhaba anne kedi. Tatlı kediler, size süt getirdim. İsterseniz burada kalabilirsiniz. Gidiyorlar. Güle güle kediler. Sizin için buraya her gün süt koyacağım. Acıkınca gelip içersiniz. Güle güle kedicikler. Güle güle. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Mete büyüdü. Mete?
böyle bir oyun oynuyorsun? Ben de seninle oynayabilir miyim? Ben oyun oynamıyorum Nilo'ya. Çok önemli bir iş yapıyorum. Ne iş yapıyorsun Mete? Büyüyorum. Daha hızlı büyüyeyim diye kollarımı uzatıyorum. Bu çok eğlenceli Mete. Mete istersen sana yardımcı olabilirim. Böylece daha hızlı büyürsün. Çok isterim Nilo'ya. Daha hızlı büyümek için zıplamalısın. Ne kadar yükseğe zıplarsan o kadar hızlı büyürsün. Böyle mi? Daha yükseğe Mete. Daha yükseğe. Nilo'ya, sence büyümüş müyüm? Henüz büyümemişsin Mete. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Aa, bak bir kelebek. Zıplayıp ona yetişirsen belki büyüyebilirsin. Çocuklar, size ayran getirdim. Ayran mı? Yaşasın. Ayranı çok severim. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuklar. Mete, senin daha çok ayran içmen gerekiyor. Belki o zaman daha hızlı büyüyebilirsin. Baksana Mete, ayran işe yaradı. Şimdiden bıyığın oldu bile. Büyüsem babam gibi güçlü olsam, hem de hemen annem gibi becerikli olsam, birkaç gün uyusam büyüsem, durmadan süt içsem hemen büyür müyüm ki ben? Uyusam büyüsem biraz daha süt içsem, durmadan zıplasam acaba büyür müyüm hemen? Büyüsem babam gibi güçlü olsam, hem de hemen annem gibi becerikli olsam, biraz daha süt içsem hemen büyür müyüm ben? Dede! Dedeciğim! Canım yavrum benim. Dedeciğim Mete büyümek istiyor. Bu yüzden büyükler gibi davranması gerekiyor. Bugün senin yanında bahçede çalışabilir mi? Bilmem ki. Nasıl olur? Çok güzel olur dede. Mete sana her işte yardımcı olur. Evet, ben de büyükler gibi her işi yapabilirim. Bir deneyelim o zaman. Canım dedem benim. O halde çalışmaya başlayalım. Konuşalım. Dedeciğim. Efendim kızım. Dede, biz vazgeçtik. Mete artık büyümek istemiyor. Çok özür dilerim ama büyük olmak çok zormuş. İşte buna çok sevindim. Bir insanın en güzel zamanıdır çocukluğu. Vaktiniz varken tadını çıkarın. Bir gün nasılsa büyürsünüz. Canım dedem benim. Hadi şimdi gidip oyun oynayın. Ebe, seni ebeledim. Nilo'ya yakalayacağım seni. Yakalayamazsın ki. Kaçma, dur.
dedim. Küçük pastacılar. Mete, hadi gel. Basket maçı yapacağız. Olmaz Nilo'ya, gelemem. Neden Mete? Postacıyı bekliyorum da ondan. Postacıyı mı bekliyorsun? Ama neden? Dayımdan mektup bekliyorum. Bence boşuna bekliyorsun Mete. Artık kimse mektup yazıp yollamıyor. Benim dayım yazar. Sen bilirsin Mete. Günlerce beklemen gerekebilir. İstersen biz de seninle bekleyebiliriz. Öyle değil mi abi? Bilmem. Eğlenceli olur mu ki? Postacıyı beklerken topla oynayabiliriz. Böylece sıkılmamış oluruz. Ne dersiniz? Bu fikri sevdim. Hadi o zaman başlayalım. Dur, kaçma, seni yakalayacağım. Yakaladım. Top bende. Aha, şimdi geri alacağım topu. Topu ben alacağım. Yakaladım. Alamazsın ki. İşte kaptım. Top bende. Postacı. Hani nerede? Bakın orada. Aa, gerçekten postacı. Koşun, gidiyor. Postacı, dur. Dayımdan mektup bekliyorum. Postacı. Postacı amca, bekle. Gitti. Bakın, postacı bir kutu düşürmüş. İçinde mektuplar var. Bu mektup Mine'nin babasına gelmiş. Ama postacı gitti. Bu mektup ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Buldum. Bu mektubu sahibine biz ulaştıracağız. Peki ya diğer mektuplar? Kutuda ne kadar mektup varsa hepsini dağıtırız. Bu harika bir fikir. Hemen başlayalım. Nerede kaldı bu postacı amca? Kaç gündür gözümüz yok. Mete, Murat. Merhaba Elif. Bugün postacı amca kutusunu düşürünce mektupları biz de atmaya karar verdik. Bu mektup size gelmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz Elif. Güle güle postacı arkadaşlar. Sadece bir mektup kalmış. Bakalım kime gelmiş. Aa, bu zarfın üstünde senin adın yazılı. Benim adım mı? Bu mektup bana mı gelmiş? Evet, bu mektup sana. Dayı, dayıcığım. Dayımdan mektup gelmiş. Hadi Mete, mektubu açsana. En sevdiğim arabanın posteri. Aa, bir de not var burada. Bakayım. Canım yeğenim Mete, seni çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Dayımdan mektup geldi. Sonunda dayımdan mektup geldi. Canım dayıcığım. Bakın postacı geliyor. Hey, postacı amca. Merhaba çocuklar. Buralarda içi mektup dolu bir kutu gördünüz mü? Merhaba postacı amca. Kutuyu düşürdünüz. Arkanızdan seslendik ama bizi duymadınız. Biz de içindeki mektupları sahiplerine ulaştırdık. İşte bugün aldığım en güzel haber. Mektupları sahiplerine ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bizim için zevkti. Postacı olmak çok eğlenceliymiş. Elimde sahiplerini bekleyen daha çok mektup var. Şimdi gitmeliyim. Sonra yine görüşürüz çocuklar. Yine bekleriz postacı amca.
çok güzel. Ah, hava mis gibi kokuyor. Mis gibi bahar kokuyor. Çok seviyorum bu kokuyu. Ben de. Keşke bu kokuyu saklayabilsek. Yanımızda götürebilsek. Keşke. Buldum. Bahar kokusunu nasıl saklayacağımızı biliyorum. Nasıl? Bekle. Hemen geliyorum. Sen de baharı çok seviyorsun. Öyle değil mi Tasbik? Nilo'ya, bahar kokusunu bununla saklayacağız. Bu bir kavanoz. Evet, annem bunun içinde domatesleri saklıyor. Biz de baharı saklayabiliriz. Bu çok güzel bir fikir. Hadi kapağını açalım, içini bahar kokusuyla dolduralım. Kavanozun içini baharla dolduruyorum. Nilo'ya, azıcık zambaklara doğru koş. Zambak kokusu da dolsun. Mete, bize daha çok kavanoz lazım. Evet. Hadi, bütün kavanozların içini bahar kokusuyla dolduralım. Papatyalar açtığında, güneş yüzünü okşadığında, nehirler ışıldadığında, durma yerinde kımılda, sen şarkını söyle, bahar neşesiyle, menekşeler. Sana yeter. Hoşça kal Nilo'ya. Hoşça kal Mete. Oh, sonunda bütün kavanozları baharla doldurduk. Kavanozları kışa kadar saklayacağım. Kış gelince açıp baharı yeniden yaşayacağım. Aa, kavanozlar buradaymış. Ben de her yerde kavanozları arıyorum. Anne ne yapıyorsun? Kavanozu alıyorum kızım. Anne dur yapma. Onun içinde bahar kokusu var. Bahar kokusu mu? Evet. Bütün gün Mete ile koştuk. Kavanozların içini bahar kokusuyla doldurduk. Bahar bitince kavanozları açıp koklayacağız. Ama bunun içi kokmuyor. Kokmuyor mu? Hı, kokmuyor bak. Kokmuyor. Bunda da bahar yok. Baharı saklayamamışız. Nilo'ya kızım, baharı saklayamazsın. Anne ben baharı çok seviyorum. Bahar kokusuna bayılıyorum. Hiç bitmesin istiyorum. Baharı çok seviyorsan git kırlara çiçekleri kokla. Doya doya baharı yaşa. Her mevsim biter. Buna engel olamazsın. Ama baharı bitmeden doyasıya yaşayabilirsin. O zaman Mete'ye haber vereyim. Bahar bitmeden kırlara gidelim, oyun oynayalım. Görüşürüz anne. Mete! Nilo'ya, bu kavanozlar bahar kokmuyor. Benimkiler de kokmuyor Mete. Baharı saklayamadık. Ama ben baharı çok seviyorum. Mete, baharı saklayamayız ama onu doya doya yaşayabiliriz. Hadi gel kırlara gidip oyun oynayalım. Bahar bitmeden tadını çıkaralım. Hadi gidelim. Yo.
YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Arı. Su çok güzel Tosbek. Hadi sen de elini yüzünü yıka. Tosbek, bak su çok güzel. Arı. Tosbek bak, arı geldi. Tosbek, korktun mu yoksa? Haklısın, arıların iğnesi var. Vız vız arı bize doğru geliyor, kaçalım. Ay karnım da çok acıkmış. Gurul 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 diyor. Bal, bayılırım bala. Aferin benim kızıma. Ekmeğine sürdeği. Taze yumurta da var. Nefis, nefis. Balını tereyağına sür böyle. Tereyağı. Bal. Hadi sütünü de iç. Niloya'nın süt bıyığı var. Takip ediyor. Niloya, korkmazsan, kımıldamazsan gider arı. Ah, gitti sonunda. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana da kızım. Afiyet olsun kızım. Nereye böyle? Şu arıyı takip etmeye. Onları izleme sırası bende. Peşindeyim arı kardeş. İşte seni yakaladım. Arı çiçekten bal aldı. Neden böyle yapıyorsun arı kardeş? Çiçeğin balını aldın. Gidiyor. Vız vız takipteyim. Vız vız arı Niloya takipte. Vız vız vız. Peşindeyim arı kardeş. Vız vız vız. Ne var ki bu ağaçta? Ne kadar garip bir şey. Aa. Bal yapıyormuş. Vız 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 uçuyor arı. Nehirde, kırlarda, ormanda. Vız 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 çalışıyor arı. Bal yapıyor sana bana. Topraktan çiçeği, çiçekten arıya. Toplar arılar hepsini kovanlara. Bal yapmayı sadece arılar bilir. Niloya, sakın korkma. Yavaşça uzaklaşalım buradan. Merak etme abi. Bu arılar çok tatlılar. Bizim için bal yapıyorlar. Arılar olmasa o nefis balları nasıl yerdik?
Neden korkacakmışım ki arılardan? Minik panda. Elif, ne kadar çok oyuncağın var. Hepsi de çok güzel. Teşekkür ederim. Ne tatlı bir bebek. Hadi bebeği bisiklet turuna çıkaralım. Uf, helikoptere bak. Bence bebeği helikopterle gezdirelim. Helikoptere binip tepelere gidelim. Oyuncaklara dokunmadan oynamalıyız. Ama neden? Oyuncaklarımın dağılmasını istemiyorum. Toplaması çok zor oluyor. Peki, o zaman dokunmadan oynarız biz de. Uzaktan bakarız. Bakın yavru bir panda. Anne, panda da orada. Hani nerede Nilo ya? Bak burada. Aa, gördüm. Yavru panda ve annesi çok mutlu yaşıyormuş. Ama minik panda oyun oynarken çok uzaklara gitmiş. Hadi onlara yardım edelim. Anne panda ile birlikte minik pandayı bulalım. Şu güzel arabaya binip tepe tepe dolaşalım. Minik pandayı arayalım. Sarı araba. Hayır, arabanın rengi sarı değil. Turuncu mu? Turuncu araba da değil. Şuradaki araba. Hangi araba? İşte bu araba. Kırmızı araba. Hadi minik pandayı bulalım. Şu tepeyi de aşınca minik pandaya kavuşacağız. İşte minik panda. Şimdi buradaydı. Nereye gitti ki? Oyuncaklarım. Keçi, Tosbek, oyuncaklarımı dağıtıyorsunuz. Lütfen başka yerde oynayın. Elif, bir sürü oyuncağım var. Hepsi de çok güzel. Ama hiçbir işe yaramıyorlar. Aa, oyuncaklarımın hiçbiri bozuk değil. Hepsi de işe yarıyor. Dokunup oynayamadıktan sonra oyuncağı ne yapalım? Oyuncaklar oynarken dağılabilir. Ne var ki bunda? Oyun bitince toplarız. Haklısınız. Oyuncaklar dağılınca toplarız. Hep birlikte toplayacağız ama. Elbette. Hadi minik panda hala bizi bekliyor. Ben helikopterle aramaya devam edeceğim. Sarı arabamla peşinizdeyim. Benim bisikletim uçuyor. Anne panda ile birlikte geliyorum. Minik panda, minik panda, gitmiş başka diyarlara. Annesinden uzaklara, hem de çok uzak. Neredesin panda, ses ver salla. Bulalım seni, alalım yanımıza. Neredesin panda, ses ver salla. Bulalım seni, alalım yanımıza. Üzülme minik panda, arkadaşların hepsi burada. Kavuşacaksın sonunda annenin kucağına. Sonunda minik pandayı bulduk. Annesine kavuştu. Elif, oyuncakların gerçekten çok güzelmiş. Bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu kadar oyuncağı nasıl toplayacağım? Birlikte toplayacağız. Ben toplamaya başladım bile. Müzik.
oyuncaklarım yine eskisi gibi. Ah, çok yorulduk ama sonunda topladık. Hadi yeniden oynayalım. Bir daha dağıtalım oyuncakları. Nilo'nun bahçesi. Anne, babaanne. Size yardım edebilir miyim? Ben çok yardımsever biriyim. Mutlaka büyüklerime yardım etmeliyim. Aferin benim tatlı kızıma. Ama biz babaannenle bütün işi bitirdik. Tüh, oysa birilerine yardım etmeyi çok istiyordum. Eğer istersen etrafındaki canlılara yardım edebilirsin. Babaanneciğim, ben canlılara nasıl yardım edebilirim ki? Babaannen doğru söylüyor kızım. Çevrene dikkatle bak. Yardıma ihtiyacı olan canlıları göreceksin. Nasıl yani? Şurada duran ağaca mı yardım edeceğim? Ağaç kardeş, yardıma ihtiyacın var mı? Gördün mü anne? Ağaç cevap vermiyor. Nilo'ya, şu fidana bak. Nasıl da eğmiş boynunu. Bana yardım edin diyor. Artık daha sağlıklı büyüyecek. Demek fidanların da yardıma ihtiyacı varmış. Bekleyin beni canlılar. Yardımsever Nilo'ya iş başında. Heh, arılar. Kardeş. Buldum. Arılar, size çiçek getirdim. Bu çiçekten de bal alabilirsiniz. Arılara daha fazla çiçek lazım. Küçük çiçek, sana nasıl yardım edebilirim? Buldum! Senin için güzel bir şarkı söyleyeceğim çiçek. Duydunuz mu? Çiçekler ne diyor? Artık desteğe ihtiyacı yok. Tek başına ayakta durabiliyor. Ay, bu küçük fidan boynu neymiş? Yardım istiyor. Merak etme küçük fidan. Sana yardım edeceğim. İşte oldu. Kedi dur, yapma. Fidana zarar vereceksin. Bak, orada taze otlar var keçi. Git onları ye hadi. Oh, gitti. Az kalsın fidanıma zarar verecekti. Aferin benim kızıma. Babaanneciğim. Canım yavrum benim. Ben çok şanslı bir babaanneyim. Kuşları, ağaçları, çiçekleri dinleyip onlara yardım eden bir torunum var.
Seni tebrik ederim yavrum. Teşekkür ederim babaanneciğim. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Çok şeker yedim. Bayram bitti ama şekerlerim bitmedi. Bayramda çok şeker topladım. Annem evi süpürecek. Arabamla tüm evi süpürürüm. Bu çok eğlenceli. Aa, anneciğim ne oldu? Elektrik kesildi kızım. Tüh. Ah! Ne oldu kızım? Dişim çok ağrıyor anne. Artık şeker yemeyi bırak kızım. Dişlerini de mutlaka fırçalaman gerekiyor. Haklısın anneciğim. Bugün çok şeker yedim. Ah, artık yemeyeceğim. Dişlerimi fırçalamayı da unutmayacağım. Ah. Bence hemen bir dişçiye gidelim. Dişçi mi? Evet dişçi. Yani diş doktoru. Diş doktoru ağzını ve dişlerini görmeli. Ben ağzımı açıp dişlerimi göstermeyi hiç sevmiyorum. Ama o zaman dişlerin daha çok ağrır. Ah! Hadi hazırlan gidelim. Anneciğim bugün diş doktoruna gidemeyiz. Neden? Çünkü elektrik kesik anne. Gidemeyiz. Hah, işte elektrik geldi. Yağmur yağıyor. Anneciğim bugün dişçiye gidemeyiz. Çünkü yağmur yağıyor. Merak etme yavrum. Yağmurun bitmesini sabırla beklerim. Sen de bu arada yemeğini yersin. Ah! Niloyacığım, bence yemekten sonra hemen doktora gidelim. Olmaz anne. Ah! Tosbik uyuyor. Gidemeyiz. Ellerine sağlık anneciğim. Ah. Afiyet olsun kızım. Gel Tospiş. Ah. Bak Tospiş. Ah. Dişim ağrıyor. Of. Oh. Çok şeker yedim. Ah! Nasıl oldun kızım? Anne! Konuşamadığın için oynayarak mı anlatıyorsun? Hı hı. Ah! Hmm. Dişin çok ağrıyor. Hı hı. Hmm. Gitmek istiyorsun. Dişçiye gitmek istiyorsun. Hadi hemen gidelim. Pembe bir şeker yedim çok güzel. Yeşil bir şeker yedim çok güzel. Sarı bir şeker yedim çok güzel. Bir tane daha yedim. Çok kötü dişim ağrıyor. Doktora gittik doktor. Şeker yemeyeceğim. Her gün dişlerimi fırçalayacağım.
işçiye gitme havası. Hadi hemen gidelim. Ama kızım artık iyileştin. Hem kontrolüne daha çok var. Anne ben kendim için değil, Tospik için istiyorum. Onun da dişlerini göstermeliyiz. Tospik. Neredesin? Nereye gitti? Nerede? Mete, ne oldu? Yine neyini kaybettin? Arabanı mı? Mete, bize anlat ki istediğin neyse arayıp bulalım. Araba değil, onu istiyorum. Gitti, hiçbir şey anlamadım. Ne yapayım? Ben de gider tasbihimle oynarım. Senin kaplumbağa yeni bir arkadaş bulmuş kendine. Onunla oynuyordu. Yeni bir arkadaş mı? Demek gerçekten yeni bir arkadaş buldun kendine. Tasbih, yeni arkadaşının adı ne? He? Tanıştırsana bizi. Merhaba kaplumbağacık, ben Nilaya. Sen kimsin? Demek yeni arkadaşsın. Çok memnun oldum. Hadi gelin o zaman, hep beraber oyun oynayalım. Saklambaç oynayalım. Hadi. Demek oynamak istemiyorsunuz. Ben de zaten nehir kenarına gidecektim. Yoksa sen de Mete gibi ağlayacak mısın? Ağlamayacağım. Ağlamam. Bebek miyim ben? Hem niye ağlayacakmışım ki? Hiç. Kaplumbağanı bulamadın ya, o yüzden. Bulurum ben Tospi'yi. Sen merak etme. Tamam tamam kızma. Mete'nin niye ağladığını öğrendim. Onu söylemeye geldim. Niye ağlıyormuş? Çünkü kaplumbağasını kaybetmiş. Kaplumbağasını mı? İyi ama Mete'nin kaplumbağası yok ki. Varmış işte. Şimdi anladım. Benim Tosbi'nin yeni arkadaşı Mete'nin kaplumbağası. Bence de öyle. Bak, kaplumbağalar orada. Yaşasın. Hadi hemen gidip Mete'ye kaplumbağasını verelim. Mete! Ne oldu buraya? Benim sana bir sürprizim var. Ne? Sürpriz mi? Kaybettiğin şeyi buldum. Buldun mu? Hadi nerede? İşte burada. Canım kaplumbağa. Benim Tosbi'yimle arkadaş olmuşlar. Beraber oyun oynuyorlardı. Mete? Yoksa yine ağlayacak mısın? Hayır. Ağlamayacağım. Hadi o zaman hep beraber oyun oynayalım. Yakalamaca. Hadi.
Hadi yakalayın bakalım beni. Dur, kaçma. Dur. Yakalayacağım seni. Hadi koş bakalım. Yakalayacağım. Hadi yakala. Yakalayacağım seni. Yakalayayım mısın yoksa? Dinozor peşinde. Abi, Mete, neye bakıyorsunuz öyle? Gel Nilo'ya. Bu kitap dinozorlar ve eski çağlar hakkında. Dinozorlar mı? Bakın, bunlar su dinozorları. Kocaman ayakları var. Uçan dinozorlar. Kuşlar gibi uçuyorlar. Bu dinozorlar da karada yaşıyormuş. Çok büyük. Abi, dinozorların boyu ağaç kadar mı? Yoksa bulutlara kadar mı? Bunlar bu kitapta yazmıyor. Bilmiyorum Nilo'ya, daha önce hiç dinozor görmedim. Ben dinozor Nilo'ya. Düştüm. Topraktaki iz büyük bir hayvanın ayak izine benziyor. Yoksa dinozor izi mi? Abi, kitaba bakabilir miyim? Al Nilo'ya. Evet, dinozor ayağına benziyor. Bahçemize dinozorlar gelmiş. Bence bu imkansız. Bakın, burada bir ayak izi daha var. Bahçemizden bir dinozor geçmiş. Başka bir şeyin izi olabilir bunlar. Bakın, burada da bir ayak izi var. Dinozor kırlara doğru gidiyor. Dinozor onu gördüğümüzü anladı, kaçıyor. Hadi hemen yakalayalım. Dur Nilo'ya. Dinozor kovalamak istediğimden pek emin değilim. Nilo'ya, bizi de bekle. Çabuk olun. Bir dinozorun peşinden koşuyorum. Yakalayabilirsem eğer arkadaş olurum. Çok heyecanlıyım. Bence dinozorlar arkadaş olmak için biraz büyükler. Olsun. Belki bizimle oyun oynarlar. Ben bu izlerin dinozora ait olup olmadığından emin değilim. Bakın, ağaç devrilmiş. Dinozor buralarda bir yerde olmalı. Bu ağacın devrilmiş olması gerçekten ilginç. Haklı olabilirsin Nilo'ya. Bahçemize bir dinozor gelmiş olabilir. Dinozor geldi. Kaçın. Kaç Nilo'ya. Kaç. Beni de bekleyin. Kaçın. Dinozorlar geliyor. Hayır, bakamayacağım. Kesin dinozora çarptık. Baba. Siz kim sandınız? Dinozor. Baba. Babacığım. Neden kaçıyordunuz böyle? Dinozordan. Bahçemize bir dinozor gelmiş. Ama bir türlü tanışıp arkadaş olamadık. Çok büyük bir dinozor. Bence arkadaş olmamız çok zor. Dinozoru gördünüz mü? Hayır, ama ayak izleri burada. Bak babacığım, işte burada. Burayı domates ekmek için ben kazıdım. Sen mi kazıdın? Peki ya bu çukuru? Dün yağmur ve fırtına vardı. O zaman olmuş olmalı. Kocaman bir ağaç yere devrilmişti. Fırtınalarda yaşlı ağaçlar devrilebiliyor. Tüh, bir dinozor arkadaşım olacak diye çok sevinmiştim. Dinozorlar çok eski çağlarda yaşamış hayvanlardır.
Bugün görmemiz mümkün değil. Ben buna çok sevindim. Dinozorla yakalamaca oynamak istemezdim doğrusu. Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun.